hangi siyasi partinin iktidar olup olmayacağını egemen güçler değil, bizzat 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karar verecektir. Partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Ve hep beraber diyoruz, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. Dokunulmazlığınızı kaldırırız diyorlar. İki milletvekilinin, Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partili, Lütfi Türkkan, İyi Partili. Dokunulmazlıklarını kaldırmak için komisyonu topluyorlar. Açık ve net söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partililerin, milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Şurada gördüğünüz binada bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kalkması için el kaldıracak. Mesela bunlardan bir tanesi Mersin'de kameraların huzurunda polislerimize şerefsiz diyen AKP'nin sözcüsü Zeynep Gül Yılmaz. Komisyon sözcüsü. Daha sonra meclise gelecek. Kimler el kaldıracak? Mesela 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesi yaptığı iddia edilen Erzincan milletvekili el kaldıracak. Ya da 180 milyon dolarlık kirli bir serveti edinip de paylaşamayan Zehra Taşkesenlioğlu el kaldıracak. Ya da gencecik bir akademisyeni öldüren katilleri evinde saklayan yine Mersin milletvekili Olcay Kılavuz el kaldıracak. Evet, korkmuyoruz. Bir adım, bir milim ne eğiliriz ne geri adım atarız. Kaldırsınlar. Bu kirli ellerin oylarıyla kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, namerttirler. Hiç korkumuz yok. Biz Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyeleri olarak bir yana, sözcüleri olarak bile o dosyaların komisyonun gündemine nasıl getirildiğinden haberdar değiliz. Neye göre belirlendi? Hangi ölçütler kullanıldı da 1700 dosya içerisinden ikisi alındı, getirildi? Bundan haberimiz yok. Anayasa Komisyonu özellikle çalıştırılmayan bir komisyondur. Anayasaya aykırı birçok yasal düzenleme yapıldığı ve Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği halde hiçbir zaman komisyon bu amaçla toplanılmamıştır. Adalet Komisyonu'na ise biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adil yargılanma hakkı reform paketini sunduğumuz halde onu görüşmek için hiç toplanmamıştır. Ve bu iki komisyon karma komisyon olarak özellikle muhalefet partisi mensuplarının, vekillerinin cezalandırılması amacıyla çalıştırılan bir karma komisyona dönüşmüş bulunuyor. Bugünkü gündemimizde Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan hakkında alenen hakaret, kasten yaralama iddialarına ilişkin olarak düzenlenen 3/1734 esas numaralı ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarına ilişkin olarak düzenlenen 3/2167 esas numaralı 2 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve eki dosyaların görüşülmesi yer almaktadır.